Müslümanlar neden evrime karşı? Bir kere soru tam olarak doğru değil. Bazı Müslümanlar, hatta bazı dindarlar ya da genelde insanların bazıları neden evrim gibi bir şeye karşı olurlar? Bir bilim insanı nazarından baktığınızda yani evrime karşı olmak demek elektromanyetizme ya kütle çekimine, ne bileyim Big Bang kuramına karşı olmak gibi bir şey. Evrim dediğimiz mesele tabiatta gördüğümüz bir oluşun, bir durumun adıdır. Yani bir bakınca gördüğümüz bir şeyin adıdır. Evrim teorileri ise onu açıklamakla ilgili çabalardır. Bilim insanları o gördükleri şeyin nasıl olmuş olabileceğine dair açıklamalar getirdiğinde bunlara teori diyoruz. Teoriler tabii ki yüzde yüz gerçek doğru hakikat olmayabilirler ama bilimdeki en üst açıklama düzeyleri oldukları için o tabiatta gördüğümüz o hadisenin en yetkin açıklaması olarak kabul edilirler. Yani öyle teori işte benim bu ekonomik duruma dair bir teorim var tadında bir şey değildir o. Seneler süren veriler toplamalar, yıllarca dünyayı gözlemlemeler, saç sakal artmalar falan filan sonucu ortaya çıkmış şeylerdir. Peki bir bilimsel teoriye neden karşı olunur? Şimdi bilim camiasında bir kere böyle bir şey yoktur öncelikle onu söyleyeyim. Mesela Einstein'ın teorisine karşı olan bir bilim insanı bulamazsınız. Einstein, Newton'un teorisini kökten değiştirmiş biri olarak kökten Newton'cu bir adamdır. Yani Newton teorisine falan karşı değildir. Bilim dünyasındaki herkes içinde yetiştikleri dönemin paradigmasının anlattığı teorilerle büyür, onlarla yetişir. Ve daha sonra yeni bir şey görürlerse o teorileri geliştirirler. Yani bilim böyle gelişerek ilerleyen bir şeydir. Bir kere bilimin kendi mantığı içerisinde bilmem ne teorisine karşı olmak, bilmem ne gözlemine karşı olmak diye bir durum yok. Bu karşı olma meselesi biraz bir sıradan insanlara ilgilendiren günlük hayatımızla ilgili bir mesele. Ee, ve bazı anlatılar nedeniyle biz bu tip açıklamalara mesafeli yaklaşabiliyoruz. Şimdi tabiatta canlılık dediğiniz şeyin oluşumuna ve bugüne kadar gelişine baktığınızda insanın bunun içindeki yerini sorgulamaya başladığınızda açık olarak bütün canlıların aynı madde ve malzemeden yapıldığını ve bunların hepsinin yaklaşık 3,5 milyar yıldır aynı kökenden çeşitlenip dağılarak dünyaya yayıldığını görüyorsunuz. Yani bunun ikinci bir alternatif açıklamasını düşündürecek bir minnacık kırıntı şeklinde bile bir kanıtımız yok. Dolayısıyla her şey canlıların akrabalığını, ortak kökenini ve yayılıp dağılarak dünyaya serpildiğini bize gösteriyor. Bunun adı evrim. Bakınız bu evrim. Görünen bir şey. Açık ve net. Evrim teorileri ise bilim insanlarının açıklama çerçeveleri olduğu için eksikleri olabilir, geliştirilme ihtiyacı olabilir, karanlıkta olan noktalar bulunabilir. Çok normaldir. Mesela bilim camiasında evrim kuramları çok tartışılır. Darwin'in evrim kuramını 160 senedir biz çürütmeye çalışıyoruz. Biz henüz muvaffak olamadık. Adam biraz böyle sağlam bir yerden girmiş yani yapacak bir şey yok. 160 yıldır bilim insanlarının işi aleyhde bir kanıt bulup abi yanlış demişsin doğrusu şöyle diyebilmek. Ama zamanında genetik moleküler biyoloji falan bilinmiyor olmasına rağmen Darwin hakikaten çok akıllıca bir öngörü yapıp canlılığın nasıl işlediğine dair ilk mekanik detaylı açıklamayı getiren isim olmuş. Ama tabii ki Darwin'in kuramı da her şey olduğu gibi açıklamıyor. Pekala, bazı inançlı insanlar neden bu açıklamalara mesafeli yaklaşıyorlar? Bunun temelde birkaç tane basit sebebi var. Bir sebebini daha önceden çok anlattım. Mesela dindar insanlar, dini anlatılara inanmış insanlar o anlatıların içerisinde aktarılan birçok tarihsel anekdot da olduğu gibi alıyorlar tabii ki hepimizin zihninde böyle anlatılar, öyküler var. Ve mesela orada da böyle insan elden ayrı olarak yaratılmış, gökten inmiş ve bir şekilde Tanrı'nın temsilcisi olarak dünyada gezen bir varlık olarak resmediliyor. Bu belki insanın gerçekten bedenini aşan zihinsel, ruhsal vesaire özelliklerini anlatmak için güzel ve faydalı benzetmeler olsa da bunu çok böyle kitabi, literal olarak aldığınızda insanın günlük hayatında biraz uyumsuz oluyor. Bir kere çok mükemmel canlılar olmamız gerekirken bak ben gözlük takıyorum mesela. Motora biniyorum, bacağımı kırıyorum falan. Ya yani böyle şeyler geliyor bize. Zırt pırt belimiz ağrıyor, boyun fıtığı oluyoruz. Ha bütün bunlara bakınca bir apandist ameliyatını bile açıklamakta zorlanıyorsun yani. Niye bu sistem bu kadar arıza Madem bu arkadaş bu kadar güzel yapılmıştı falan gibi. Bedenin, insan bedeninin yapısal tarafıyla ilgili bir hikaye olmadığı çok açık olmasına rağmen bu tip öykülere biz tabii o ayrımı yapacak kadar üzerinde derin düşünme ihtiyacı hissetmediğimiz için bunun aleyhinde bir şeyler anlatan bilimsel kuramlara ya da anlatılara bir mesafeyle yaklaşabiliyoruz. Fakat ben özellikle Müslümanların bilmesi gerektiğini çok düşündüğüm için anlattığım bir konu var. 1850'lerde 60'larda o dönemin bilim felsefecilerinde olan John William Draper Darwin'in getirdiği evrim kuramıyla özellikle kiliseye bağlı otoriteler arasındaki bu kavgayı anlatırken şöyle bir nitelemede bulunuyor. Darwin'in getirdiği o yaşam anlatısı Müslümanların yüzlerce yıl okullarında okuttuğu yaratılış kuramına o kadar benziyordu ki kilisenin buna tepkisiz kalması düşünülemezdi diyor. Doğal olarak tepki verdiler diyor. Ve Draper kitabında bunun için Muhammedi evrim kuramı diye bir sözcük kullanıyor. Yani Muhammedi evrim kuramı derken peygamberin böyle bir evrim kuramı yok tabi de ona inananların kabul ettiği bir yaratılış görüşü olarak tarif ediyor bunu. Ve Darwin'in getirdiği görüş Hristiyanlık aleminde bir İslam propagandası gibi algılanıyor aslında. Garip bu taraftan baktığınızda. Fakat biz tabii ki mesela İslam alemi olarak Hristiyanlıkla ya da Tevrat ekolüyle birçok ortak anlatıyı paylaştığımızda bunlar kültürel dokuya geçtiği için özellikle insanın yaratılışına dair, insanın Tanrı'nın temsilcisi olmasına dair, insanın suretinin kutsallığına ya da onun tanrı suretinde yaratılması gibi hikayelere dair birçok anlatı da miras aldığımız için insanın hayvanlar olan akrabalığı fikri bize bazen çok hoş gelmeyebiliyor. Tabii ki ben de inançlı bir insan olarak zamanda bununla belli sıkıntılar yaşadım ama çalışınca mevzunun beden olmadığını anlıyorsunuz. Yani konu evrim konusu bedenle ilgiliyken öbür konu insanın hakikatiyle ilgili başka bir mesele. Fakat işin bir tarafı daha var ki bu biraz göz ardı ediliyor. Özellikle bilim insanları tarafından göz ardı edilen bir kısım var. Modern bilimin bu pozitivist yapısı biraz materyalist ve naturalist bir zemine dayalıdır. Ne demektir o? Bilimde açıklamaya çalıştığımız oluşların hepsi ve hepsi tamamen ve tas tamam doğadaki etkileşimlerle meydana gelmektedir. Hiçbir doğaüstü gücün ya da bilemediğimiz bir parametrenin müdahalesini hesaba katmadan Bunları bilmek ya da düşünmek zorunda olmadan doğanın etkileşimleri cinsinden biz doğada olan olayları açıklayabiliriz. Ve bu naturalizm felsefesinin temelini oluşturuyor. Yani ne oluyorsa buradaki nedenlerden dolayı oluyor. Ve biz bu nedenlere bakarak her şeyin sebebini, sonucunu, geleceğini çözümleyebiliriz. Bu çok doğru değil gibi gözüküyor bugünün bilimsel gözlüğüyle en azından baktığımızda. Çünkü birkaç sınırlığımız var. Bir doğanın nasıl işlediğini doğru dürüst anlamış değiliz. Doğadaki nedensel ilişkileri özellikle 1960'lardan sonra kaos teorisi, işte 1920'lerde ta kuantum fiziği hayatımıza girince anladık ki tamamen çözemiyoruz. Orada belirsizlikler var, öngörülemezlikler var, kaotik davranışlar var. Yani aslında doğa bizim anlayabileceğimizden çok, çok daha karmaşık. Ve biz doğayı anlamak için böyle naturalist bir yaklaşım kullandığımızda evet laboratuvarda çok işimize yarıyor ama bazı açıklamalarımızda haddimizi aşabiliyoruz. Mesela bu oluşlara anlayabildiğimiz kadarıyla baktığımızda insanı sadece düşünen bir hayvan zannedebiliyoruz. Ama aşikar ki insan sadece düşünen bir hayvan değil. Schumacher'in e, çok güzel sözünü hatırlatayım tekrar. İnsan düşünen bir hayvansa köpekte havlayan bir lahanadır dememiz lazım. Ama öyle değil. Bunlar farklı varlık düzeylerinde enteresan özelliklerle ortaya çıkan ve anlaşılması aslında sorumlu olan konulardır. Bilimin bu aşırı, hani genel olarak benimselmiş naturalist tavrı, doğal olarak maddenin ve varlığın yaratıcı bir irade tarafından yaratıldığını ve yönetildiğini savlayan ya da ona yaslanan inançlarla ciddi bir uyumsuzluk içeriyor. Ben bir bilim insanı olarak metodolojik naturalizm diye bir şeye tabiyim. Ne demek o? Laboratuvara girdiğimde, işte deneyler yaptığımda, gözlemler yaptığımda tabiatın bana oyun yapmayacağını, hep aynı şekilde davranacağını kabul ediyorum. Çünkü tabiatın belli kuralları olduğunu düşünüyorum. Bu metodolojik naturalizm. Yani metodumu uygularken tabiata güvenmekle ilgili bir şey. Ama tabiatta olan her şey benim gördüğümü ve anladığımdan ibarettir. Bunun dışında hiçbir şey yoktur demek. Aslında bu ontolojik naturalizm, bana sorarsanız kibirli naturalizm denmesi gereken bir şey. Çünkü kendi algımı tanrılaştırıp, Sanki evrenin her şeyini anlıyormuşum gibi yargılarda bulunuyorum. Bunun sonucu ne? birçok büyük bilim insanı insanlığa ideoloji dayatırken, hatta bugün sapkın gördüğümüz ideolojileri, mesela faşizm gibi ideolojileri desteklerken görebiliyoruz tarihte. Bilim adına çok büyük kitlesel kıyımların yapıldığını, ırk saflaştırması, öjenik falan dediğimiz konulara girildiğini görebiliyorsunuz. İnsanların inançlarıyla, kültürleriyle dalga geçirdiğini, onların aşağılandığını, mümkün mertebe bunların topluluktan silinmeye çalışıldığı, garip teşebbüslerle karşılaşıyorsunuz. Yani kısaca hani dini fundamentalizm ya da köktenciliği anlayabiliyoruz ya insanların böyle sofra. Bilim içinde de böyle kitleler var maalesef. Naturalizmde, pozitivizmde, materyalizmde aşırı sofulaşmış zihinlerin maalesef insan zihninin ve ruhsal boyutlarının çeşitliğini anlamaması dolayısıyla doğal olarak şu dünyayı anlamaya çalıştığımız bilimin bazı bulguları inançlı insanların bazıları tarafından reddedilebiliyor. Tabi bunlar nasıl kitleler? Bilimle çok ilgilenmeyen inançlı insanlar ve inançlı inanç boyutlarıyla hiç ilgilenmeyen bazı bilimperest kişiler. Bunlar arasındaki kavganın gürültülerini izliyoruz biz. Halbuki inançlı olup gerçekten samimi olarak bilmekle ilgilenen ve bilmekle ilgilenirken kendi inanç dünyasında ihmal etmeyen insanlar her zaman bilgi düzeyleri, birikimleri ne olursa olsun aynı düzeyde bu dünyadan gayet güzel keyif alabiliyorlar. Birbirleriyle harika paylaşımlar yapabiliyorlar. Özetle bu işin sadece inançlı insanların inanmaması gibi bir boyutu yok. Aynı zamanda bilgiyle uğraşan insanların bilginin neliğini ve doğanın karmaşıklığını da anlamak için çok fazla kafa yormamasından kaynaklanan bir kısmı var. Mesela her zaman olduğu gibi çok taraflı. Bazıları bir şeylere karşı olabilir. İnsan tanımadığına karşıdır. Tanımadığına düşman olur. Tanıdıkça seversiniz, tanıdıkça seveceksiniz. Eğer bir bilim insanıysanız inanç ihtiyacını anlamaya çalışın. Eğer inançlı bir insansanız bilmeden bu dünyadan gitmenin ne kadar yazık olabileceğini bir daha düşünün. Bence tatlış tatlış ortada birer böyle düğün pilavı yiyerek bu işi çözebiliriz. <laughs>